Evet, bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Amerikan ekonomisi özellikle istihdam alanında güçlü verilerle seyretmeye devam ediyor ki beklentiler Temmuz ayı için 250 bin civarında bir istihdam açıklanmasıydı. Ancak 528 bin gibi çok yüksek bir rakam açıklandı. Hatta şöyle de bir dağılımı var. Yeme içme sektörü 96 bin, beyaz ve mavi yakalı çalışanlar 89 bin, sağlık hizmetlerinde 70 bin, hükümet yani devlet 57 bin istihdam sağlamış durumda. İnşaat sektörü 32 bin, üretim sektörü 30 bin, mağazalar, alışveriş sektörü 22 bin, taşımacılık ve depolama sektöründe de 21 bin ek, hatta 21 bin üzerinde ek istihdam sağlanmış durumda. Toplamda 528 bin yeni istihdam oluştu. Amerika'da toplam istihdam 11 milyona yakın. İşsizlik oranında bu rakamlarla birlikte %3,5'a geriledi. İstatistiksel verilere baktığımız zaman Amerika'da şu anda neredeyse her bir işsiz için iki açık boş iş pozisyonu bulunuyor. Yani istihdam piyasası son derece güçlü seyrediyor. İstihdam piyasasının bu şekilde güçlü seyrediyor olması aynı zamanda işçilere, çalışanlara ödenen ücretlerin de yükselmesine neden oluyor. Bu biraz enflasyonun dizginlenmesini zorlaştıracak endişelerini beraberinde getiriyor. Tabii bu verilerin açıklanmasının ardından Amerikan Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki toplantısının ardından en az yine bir 75 bas puanlık faiz arttırımına gitmesi enflasyonu kontrol altına almak için buna da kesin gözüyle bakılıyor. Ve 19 aydır Amerika'da ard arda 19 aydır istihdam verileri artıyor. Yani iş olanakları 19 aydır Amerika'da yükseliyor. Yükselişte söylediğim gibi 11 milyona yakın açık pozisyon var. 10 milyon 700 bin açık pozisyon var. %3,5 sadece ülke genelinde işsizlik var. Dolayısıyla Amerika'da her ne kadar iki çeyrek ard arda daralma yaşanmış olsa bile, bu teknik anlamda resesyon anlamına gelmiş olsa bile, işte Amerika'nın aslında resesyonda olmadığının işareti de bu istihdam verileri olarak karşımıza gelmiş durumda bugün itibariyle.